Canlarım, can bacılarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hazır mısınız yeni videomuza? Keyifli izlemeye hazır mısınız diyeyim ya da keyifli video çekersen keyifli izleriz tabii diyeceksiniz. Ben elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Aslında hayatımızı çekiyorum arkadaşlarım. Neyi yaşıyorsak onu çekiyorum. İnanın özel bir çabam yok. Şunu mu yapsam da izlense, bunu mu yapsam da izlense diye hiç telaşım yok. Gayet de iyi görüyorsunuz. Tamamen spontane bir hayatımız var. Umarım spontane hayatımızda olmaktan mutlusunuzdur. Kimler mutlu arkadaşlarım? Aynı zamanda kimler de mutsuz onu da sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. İnşallah her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyiz. Çok büyük ikilemde kaldım arkadaşlarım. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. Nasıl? Şimdi dedim kahvaltı yapmadan kileri mi halletsem dedim. Azıcık bir temizlesem mi dedim. Ondan sonra bir taraftan da karnım aç. Aç olduğumu hissediyorum. Reyhanlarda iki tabak sarma yedim ama yine de açım. Yere patatesim bitti. Oy oy oy. Bir saniye kızlar. Ondan sonra yememe rağmen açım, aç hissediyorum. Bir taraftan da dedim, yine saat daha fazla geç olmadan metabolizmanı hızlandır. O yüzden kendime patates kızarttım. İki tane biraz fazla oldu sanki. Çayımı da demlemiştim. Hadi dedim kahvaltımı yapayım. Ondan sonra kilere geçiş yaparım. Hallederim. Bismillah deyip başlayacağım. Ve bir güzel kiler düzenleyeceğiz sizinle bugün. Aynı zamanda mutfağı da ilatmış olacağım. Ya yani mutfakta ne kadar şey yapabilirim bilmiyorum da. Bir halletmem gereken kiler var biliyorsunuz. Şöyle patatesimi kızarttım. Yanına domatesimi de hemen alayım. Domates, zeytin, peynir. Ondan sonra bir güzel kahvaltımı yapayım. Çayımın da altını açtım. Ve gördüğünüz gibi kahvaltı tabağım hazır. Domatesim, zeytinim, peynirim. Ve yanına çay. Patates biraz fazla oldu sanki diyordum. Sankisi fazla. Evet, patates fazla oldu. Yerim inşallah. Enerji lazım. Çok iş yapılacak. İş biter mi? Bitmez. Allah rutinlerimizi bozmasın gene de güzel arkadaşlarım. Güç kuvvet versin de. Yapalım, halledelim. Ben hemen balkona alıyorum tabağımı. Şöyle. Ve bol enerji almaya. Haydi bakalım. Dışarısı yine oldukça sıcak görünüyor arkadaşlarım. Ben de Ali'yi aradım. Dedim kocacığım gel kahvaltı yapalım beraber. O da dedi ki ben Samsun'dayım. İyi o zaman dedim ben de. Şöyle balkon keyfi yapalım. Camı da açayım. Tamam. Vallahi şu pis camları da en kısa zamanda halledeceğim. Allah nasip ederse. Ben şöyle bir güzel karnımı doyurayım. Enerjimi alayım. Güne başlamış olayım. İşime gücüme de koşturmacama devam edeyim Allah'ın izniyle. Suyumu ayarlayayım ben arkadaşlar. Güzel bir su yapayım. Şeyi alacağım zaten. Mobilyaların sabunu alacağım zaten. Şimdi şöyle sabunlu su yapacağım. Ah ne güzel kısırdı. Kıpırdı, suyu göremiyorum bu sefer. Yeter bu su. Haydi bakalım. Şunu dağıtayım şöyle. Haydi bakalım. O bismillah. Ay dur takılma. Sandalye burada duruyor. Dün bıraktığımız gibi burası. Vallahi boya kokuyor burada da ha. Kapısını da açık bırakmadık. Şimdi şu yukarıdakileri de bir indirmem lazım tabii benim. Şu suyu şöyle ileriye alayım. Onları da indireyim ben oradan. Bir güzel temizleyeyim bakalım.
arkadaşlarım, bu iş sandalyeyle olacak iş değil. Boyum da yetmiyor zaten. Hemen merdivenimi getireceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Merdivene çıkarak halledeceğim. Burada da böyle boyalarımız falan da var. Allah'ım Allah'ım. Hep bu döküntüler için işte. Hep bu döküntüler için. Bu kileri istedik. Bunlar da kapatılır kullanılmazsa. Bunu da diğer evde, Samsun'daki Atakum'daki evde kullanıyorduk. Çamaşır makinamızın üstüne kullanacağımız böyle kozmetik ürünlerini falan koyuyorduk. İşte biliyorsunuz orada şey yoktu. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım bilir. Orada makinanın üstünde dolap falan yoktu. Banyoda dolap yoktu hatta. Şunları da alayım. Bir yer güzel halledeceğiz. Vallahi şu siyah poşette de bir sürü kumaşım var benim. Dikiş kursuna giderken dikerim ederim diye aldığım kumaşlar hep duruyor içinde. Onları da yapamadım. İlaçlarımız da burada böyle. Arkadaşlarım, merdivenimi ayarladım. Ne oluyor annem? Hır hır ne oluyor annem? Hır hır ne oluyor? Sevemem sevemem. İşim çok, üzüm. Her yer süpürülecek, silinecek, düzenlenecek. Köpüklü suyumu bekletiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bez aldım geldim. Kabasını bununla alacağım. Sonrasında bunu bir kenara bırakıp başka bir tane daha bez alıp onunla devam edeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki kolum benim sıkıntılı. Böyle çok fazla güç uygulamak, bez sıkmak, özellikle bez sıkmak kolumu ağrıtıyor işte, öyle diyeyim. Neyse, merdivenimi getirdim. Hemen hızlıca şu üstlerin falan bir tozunu alayım arkadaşlarım. Altının üstünün tozunu alacağım, tahtaların. Aslında buradayken hani yerine koymadan alsaydım çok daha mantıklıydı, doğruydu aslında da. Of, öyle. Her türlü yapılacak işte. Hemen başlıyorum ve buraları halledeyim. Merdivenin tepesine çıktım. İki basamak daha çıkayım. Bir iki basamak daha. Şimdi merdiveni çok sevmiyorum ben aslında. Hani böyle şey, alçak merdivenler var. Böyle ortadan ikiye ayrılan. Aman düşeceğim. Şey bu arkadaşlarım. Şişme yatak. Çadırımız vardı ya bizim. Çadır atmıştık. Nereye? Alanya'ya. Antalya, Alanya. Oraya çadır atmıştık. Çok da güzeldi. 3 gün falan orada çadır kampta çadır yapmıştık. Çok güzeldi. Gerçekten çadır hayatı sevdim yani. Şurayı bir alayım. Pek bir şey yok. Gerçi buraya şey koyduğumuz için. Annem miydi arayan acaba? Ben bir bakayım, bir geleyim. Anacığım çarşıya gittiydi. Belki odur. Kabasını alma işini bitirdim şöyle. Şimdi de bir köpürteyim. Sabunlu bezle bir geçeyim arkadaşlar. Deterjanlı bezle. Ondan sonra tamam. Sonra mutfaktaki çıkacak olanları çıkarırım. Kavanozları falan. Şunları da bir daha alayım. Bence çok kullanışlı oldu arkadaşlar. Kiler tam istediğim gibi oldu. O kadar
kadar sağlam ki şu demirler. Eğer yaptırmak isterseniz böyle market tipi raf sistemi demiri istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlarım. Aslında bunlar sunt olacaktı. Sonradan MDF'ye döndük. MDF'den oldu. Böyle ağır kavanozlar koyduğumda çok fazla yılmada yapmayacaktır. Rahat olacak yani. Çay molası. Çay molası verdim arkadaşlarım. Ay şöyle bir acıkır gibi oldum. Böyle kendimi aç hissettim birdenbire. Kan şekerim mi düştü nedir bilmiyorum. Dün Emine'nin getirdiği simitlerden vardı. Gel anne. Gel kurban olduğum. Aşkım, bebeğim. Yavrum, bal çocuğum benim ya. Gördünüz mü teyzeleri ya? Benim oğlum oğlum. Tek gözlü canavarım benim. Gel. Gel anne sevsin seni. Gel. Gel aşkım. Gel anneciğim. Ah yavrum benim, ah yavrum. Çayı da soğutmuşum, kilere gittim geldim de arkadaşlar. Saati de akşam ettim. Şimdi kileri temizledim. Tamam, temizleme işi tamam. Makinenin yanındaki o raflı olan şey var. O duruyor, onun üstünde halı yıkama makinesi var. İçinde de kavanozlar falan var. Onu şu an ellemedim. Diğer tarafları hallettikten sonra onu ellemeyi düşünüyorum. Cansu'nun bavulunu dedim hani yukarıya çıkarayım, yerleştireyim dedim arkadaşlar ama yok, yerleştirmeyeceğim. Çünkü kolumu çok zorladı. Yani böyle merdivene çık, yukarıya koy, boyum yetmiyor. O yüzden Ali'yi bekleyeceğim ben. En iyisi eşimi bekleyeyim. Ondan sonra onunla da konuştum. Ne yapıyorsun falan diye. O aramıştı, annem değil, o aramıştı. Onunla konuştum işte. Beni aramıştın dedim. Önce bir hatırlamadı, sonradan hatırladı. Ondan sonra şey arkadaşlarım, şimdi ben mutfaktaki kavanozları çıkarayım, boş konserve kavanozlarımı çıkarayım, onları yerleştireyim ama diğerlerini Ali'ye bırakayım. Merdivene inip çıkmak, yerleştirmek beni zorlayacak. Erkek işini de kadın yapmasın yani, değil mi arkadaşlarım? Erkek işini de kadın yapmasın diyelim. Şimdi ben daha fazla oyalanmayayım. Ha, Ali'ye şey dedim, Ali aslında şey dedi, hadi araba evin orada, sen gel dedi, beraber gidelim. Benim alışverişe de gitmem lazım. Planladığım bir şey var, almam gerekiyor. Ondan sonra sen dedi arabaya atla gel, buradan geçelim dedi. Ben de dedim ki ben daha evin işini bitiremedim Gocacığım, sen gel, karnımızı da doyururuz, ondan sonra da çıkar gideriz dedim. Hatta döner istedim ondan. Ekmeğimiz var dünden, iki tane, belki de önceki günden mi ne, ziyan olmasın. Onu şöyle ekmek arası döner yaparız, böyle ketçaplı, mayonezli, domatesli falan. Karnımızı doyururuz, ondan sonra da çıkarız, rahatça dolanırım. Evin işi bitmedi, ben evin işini yapayım. Sen de dedim gel, beraber gideriz dedim. Yani öyle anlattım size de. Şu çayımı da bırakayım. Üzümümü de azıcık oynatayım mı annem seni? Azıcık oynatayım bebeğimi. Heh, oyna bakayım. Bal çocuğum bal. Bal çocuğum bal. Çok tatlı teyzeleri ya. Çok tatlı benim çocuğum ya. Yakaladı canavar. Canavar canavar. Hangisinin canavarı? Orada dolu kavanozlar, orada dolu kavanozlar var. Ali Beyciğim geldi arkadaşlar. Geldim ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben geldim. İşe yetişti. Kavanozları böyle dizdi. Biraz yetişmedim aslında. İş beni beklemiş sanki. Evet. İş beni beklemiş, evet. Evet, çünkü ben yapamam dedim. Evet. Kolum ağrıyor dedim. Piknik sepetimizi şuraya koydum arkadaşlarım. Bavulu oraya çıkardım, bıraktım. Robot süpürgemizin kutusunu koyduk. Dikiş makinemi şöyle koyduk. Çok yer ittirme, almak rahat olsun benim için. Daha şey, tamam, alırım ben. Ali Beyciğim şu an tedirginlik yaşıyor. Önde olmasın. Yok, şimdi, raflar yıkılır eder. Öne bindiği zaman daha ağır gibi hissediyor. Canım, raflar. Emineler bütün raflar dolu, kavanozlar dolu haliyle tamam, tutuyor. Tamam, Emine değiliz. Biz Ali ve Yeliz'iz. Ali ve Yeliz'iz. Ha, tamam. Arkadaşlar şimdi ben mutfakta kullandığım konserveleri böyle arka balkona taşımıştım. Poşetin içine almıştım. Şimdi diğer kavanozları, boş kavanozları almaya gidiyorum. Yani mutfağa gidiyorum arkadaşlar. Bunlar da yerleştirilecek. Onlar da bekliyor. Ama önce şu kavanozları bir halledelim. Şöyle. Bakın buralar dolu. Rahatlayacak. İnşallah rahatlayacak buralar böyle. Bakın
kullandıklarımı falan. Şimdi şu kullanmadıklarımı da götüreceğim. Çok mutluyum artık evim düzene giriyor diye. Buralar falan hep dolu. Bir düzenlenecek işte. Tamam güzel kızım. Allah'ım sıcaklar başlayınca lokumda, ay lokum. Lokumda bir sakinlik var teyzeleri. Analı kızlı yatıyorduk. Heh, kalktım kızımı çekmek için. Bir sakinlik var benim kızımda teyzeleri. Bir görseniz sürekli böyle halsiz halsiz yatıyor. Bir orada yatıyor, bir burada yatıyor. Sıcaklıyor mu acaba benim kızım ya? Bu kadar tüy olup da sıcaklamamak mümkün mü? Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Oy neyse. Kilere taşınacakları taşıdık, hallettik gibi. Şimdi çıkmamız lazım. Geleceğin ben neyle? Pamuk. Sarı cadı. Çıktık. Hazırlandık ve çıktık. Hemen bir kot, bir tişört. Tamamdır. Sen bir de gitsen var ya, ben de gideceğim de. Tamam. Gerek yok böyle artistliklere, boş ver. Durdu herhalde orada. Bafra'da, Bafra'yı çok seviyoruz, evet. Bafra bize memleket oldu ama hiçbir şekilde sinyal kullanımı yok arkadaşlarım. Araçlarda sinyal kullanılmıyor hani. Bak bak, ben kullanıyorum. Evet, Ali Bey kullanıyor. Hani önünüzdeki aracın nereye gideceğini, ne yapacağını anlayamıyorsunuz. Az önce de öyle bir şey. Işte. Az önce de öyle bir şey yaşadık. Şimdi Züccaciye'ye gidiyoruz güzel arkadaşlarım. saklama kabı alacağım mutfak için. Çamur sen mi kapattın? Ben kapattım şimdi. Kavanozları taşıdık. Mutfaktaki bütün fazlalık kavanozlar çıktı ama şeyde kavanozlarım var. İkiler dolabımda kavanozlarım var. Onları da inşallah bu akşam halletmeyi düşünüyorum. Yani yapacağız bir şeyler, bakalım. Böyle. Haydi gidelim. Ali Beyciğim, sohbet muhabbet pek yok onda bugün. Benim trafik gibi bir derdim var. Sadece senin mi canım trafik derdi? Herkesin trafik derdi var. Olsun da dert trafik olsun. Boşver, başka dert olmasın. Haydi gidelim bakalım. Azıcık kafamda planladım alacaklarımı. Boyut olarak da baktım. Benim evdeki erzak kaplarım uyumluyor arkadaşlar. Onu da artık eve gidince göstereyim. Hadi gidelim de alışverişimizi yapalım. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Benim her zaman çarşıya indiğimde uğradığım bir A101 var ya, böyle üst katı var hani. Bolca şey ürünler oluyor. Önce dedim buraya bir bakayım, belki burada da görürüm, fiyat bakarım. Ondan sonra da Züccaciye'den bakarım diye düşündüm. Haydi gelin bakalım. Önceden burası Metro Market'ti galiba. Ha, kasre gelmiş. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şöyle erzak kapları, saklama kapları dolu. Dolu da dolu. 32,5 diyor ama. Çok da benim istediğim tarzda yok ama. Katlanır ürün çeşitleri 30 TL'ymiş şu mesela. Hepsi yıkamaya, süzdürmeye. Yıkayıp süzdürmeye. Yıkayamayız da. Bulaşık şey gelmiş. Bulaşıklık gelmiş. Bu neymiş? Organizer gibi. Mutfakta falan böyle. İşin yoksa toz al. Hele de unla uğraşıyorsan.
baharatlık için. Şu banyo için var. Neyse. Tava rafı. Oo, 100 lira arkadaşlar. 99.90. 100 TL. Organizer 25 TL. 25-35 böyle banyolarda falan deterjan koymayı. Ters koydum. Piknik sepeti gelmiş. Burada da böyle piknik malzemeleri var. Termoslar, su mataraları, tabaklar, sandalyeler. Ha, banyo paspası da gelmiş. Şu güzelmiş aslında. Şu grili. Benim banyoda şey ya, grili. Şu güzelmiş aslında, açık renk olan. Şuracık. Fiyatını öğrenmek için de aşağı gitmek gerekiyor. Etiketi okutmak gerekiyor yani. Biraz daha bakayım. Erzak kabı şunlar var ama bunlar da hoşuma gitmedi benim. En azından fiyatını görmüş oldum. Gerçi bu şey 32,5 30 TL. Şu 30 TL. Düşme. Burada böyle bir sürü plastik ürünler var gördüğünüz gibi. Burada tavalar, tepsiler var. Kızartma tenceresi. Emaya kızartma tenceresi 91,45. İçi çıtlamış. Neymiş? Aa, cam. Cam tencere gelmiş. Çok hoş görünüyor. Şöyle ayıcık bu. Pişireceğim. Elhamdülillah ya Rabbi. Çok şükür. Başka da dikkatimi çeken bir şey olmadı arkadaşlarım. Siz görürseniz söyleyin bana. Anneme bundan almıştım. Geçen gün diyor, kızım kullandım diyor. Sana da dua ettim diyor. Allah'ım inşallah daha fazlasını almayı nasip etsin. Daha çok kazanıp da anacığıma babacığıma faydalı olmayı. Haydi bakalım gidelim arkadaşlar. Ha, burada da böyle renklileri varmış. Madame Coco'nunkine benziyor. Madame Coco'nunkinden hiç memnun kalmadım. Burada da böyle saksılar var. Dört bölmeli erzak kabı bu da. Hangisini kullanacaksınız böyle açıp. Bu da kullanışlı değil. Ali Beyciğim de eşlik edecek bana. Beraber bakacağız şimdi onunla. Üst katta diyor ama ileri ileri gidiyor. Canım benim. Haydi bakalım. Tamam alacaksın bana. Ha? Canım. Ama ben sana üst katta diyorum, sen bir şey arıyormuşsun gibi, sanki bana hediye arıyormuşsun ben gibi dolanıyorsun. Ben de yürürken bir şeylere bakabilirim yani. Tabii ki tabii ki, kesinlikle sadece öyle. Bakıyorum. Ha, bu taraftan yukarı çıkacağız. Gördün mü işte? Ha, şu ayna da güzelmiş. Ağlama ben ağlarım. Sen benim diğer yarım. Müziğimizi de dinliyoruz. Şu aynalar çok dekoratif duruyor ya. Gerçekten. Hoş. Canım.
Canım canım. Nasıl şeyler alacağız şimdi? Seç bakalım. Şöyle. Ha? Öyle mi? Bir bakalım fiyatlara da. Şöyle. Araba dediğim bu değil herhalde. Yok değil de bunun biraz daha yükseği olsa bu süpürgenin parçalarını falan koymaya güzel olur. Bir tane çekeceğim. 57 lira diyor yani. Oo, 57,5. Evet. 85 lira büyüğü. Çok pahalı. Öyle. Bir bakmak lazım. Yani şöyle dökme şeyle yeri de var. Kapağı. Kapağı yok herhalde bunun. Ne var bak? Şeffaf saplı depolama. Ha. Namlusunu kapatır. 125 lira. Yani orijinal şeyler öyle canım. Orijinal şeyler öyle. Çok pahalı geldi bana. Detrent yola mı baksam acaba? Sen otur. Otur. Ben bakayım azıcık. Valla trend yola mı baksam acaba? Hani düzenleyeyim istedim ama fazla para vermek de istemiyorum açıkçası. 70-80 diyor bunlara yol. Şöyle tepsilere geldim de. Şu sunumluklar bile 450 lira olmuş. Bu kadar pahalı değildi bunlar. Şu 1000 lira mı? Yok 700 lira. Ben de 1000 lira olarak gördüm. 3 katlısı da 700 lira. Şöyle tekli var. Bu da güzel. Şöyle sepetler var. Fiyatlar da böyle galiba. En büyüğü 460, 450, 390. Sepetler. Ama bu tarz şeyler değil benim hani kullanmak istediğim. Erzak kabından geçtim. Şu kahvaltı takımı dikkatimi çekti. 29 parça. 3450 TL'ymiş arkadaşlarım. İpek porselen diyor. Şöyle. Burada böyle çeyizlikler var. Bu da ipek porselen diyor. Şunlar da öyle herhalde. Evet. Hayaller kırık gidiyoruz eve arkadaşlarım. 80 TL'ye de veremezdim bir saklama kabına. Kıyamadım. Kıyamadım kocamın parasına. Kıyamadım. Alırdı aslında da. Bir iki tane lazım olsa. Yani bir tane olur, iki tane olur, üç tane olur. Sen 10 tane istersin. 10 tane de. 10 tane de ister miydim bilmiyorum ki. Bakalım ya, internetten bakacağım arkadaşlarım. Gerçekten şimdi 80 lira da verilmez yani bir tanesine. Kim o kasap? Yani siz de olsanız siz de vermezdiniz herhalde. Gidelim, ben gideyim de kalan işlerime devam edeyim en iyisi. Vallahi ağzım dilimde kurudu. Sıcakladım da, susadım da. Acıktın da. Acıktım da. Böyle. Evdeki işi de bitiremedim. Haydi gidelim bakalım. Şunu göstermedim ben size. Çok müzik vardı. O yüzden böyle tabakları, çanakları çekerken video çekemedim arkadaşlar. Konuşamayacağım için. Ay konuşamazken video çekemiyorum. Ay Allah'ım ya, her neyse. Evde gösteririm. Ali Bey'le ayrıldık şimdi, kapıya geldik. O markete gidiyor. Ekmek fırına gidiyor arkadaşlar. Ekmek alacaktık, unuttu. Bir de böyle sulu tavuk yemeği mi yapsam acaba dedim. Havucum falan var. Girelim evimize de. Size şu tabağımı göstereyim. Arkadaşlar. Ne güzel güneş vurmuş evimize. Annelerim, yavrularım benim, minnoşlarım. Oy, tabağı gerçekten kıracağım ben ha. Ya sizi seveceğim diye tabağı kırıyordum. Gel aşkım. Sarı cadım, sarı papatyam, minnoş güzelim benim. Bal yavrum, bal. Annesinin bal çocuğu. Bu mutfağımızın kapısı da sabit durmuyor ya. Sürekli geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse. Tripodu kullanayım ben. Tripoda aldım telefonumu.
Siyahı da kendime çok yakıştırıyorum nedense arkadaşlar. Bilmiyorum siz yakıştırıyor musunuz? Her rengi seviyorum ama siyah böyle daha bir canlı mı gösteriyor beni nedir? Herkes canlı gösterir. Gerçi de böyle farklı geliyorum gözüme, bilmiyorum. Neyse. Şimdi ne aldığımı size bir göstereyim arkadaşlar. Acaba tahmin eden oldu mu? Ne tabağı? Tabak olduğunu söylemiştim ya. Tadam. Şöyle bir tabak aldım arkadaşlarım. Salata tabağı aldım. Gerçekten böyle salatayı yapmaya şöyle derin bir, hani hem derin hem yayvan geniş bir tabak istiyordum. Şöyle bir tabak aldım. Keramika'nın tabağı 55 lira. Bir tane daha alsam güzel olacaktı. Ama Ali'ye söylemedim. Bir tane daha alsam demedim. Ay ne kadar tuzlu. Oo, bakar mısınız? Tabağın rengi bu değil arkadaşlarım. Tabağın rengi şurası. Çok tozlanmış. Neyse. Ali Beyciğim geldi. Tavuğumuzu aldı. Ekmeğimizi aldı. Geldi arkadaşlar. Ben de o sırada havucumuzu soydum. Sonra patatesimizi soydum. Bir taraftan da Cansu'cumla konuştum. Cansu'cum klinikte arkadaşlarım. Kızların yanına gitti. Orada vakit geçiriyor kızlarla beraber. Birkaç gündür yok ya. Ne zaman gitmişti Cansu öyle? Cansu ne zaman gitmişti? 3-4 gün oldu. Boynu tutulmuş ya. Hastaya müdahale ederlerken. Boynu çok kötü olmuş da beni almaya gelebilir misiniz diye aradı işte. Hani babam gelir mi acaba diye. Ondan sonra arkadaşlarım ben de şey diye düşündüm. Şimdi tamam döner aldı getirdi kocacığım sağ olsun benim hani işim var diye. Ben de akşama kadar iş öldüm zaten. Ya sosyal medya böyle işte arkadaşlarım. Yemek kanalımın Yeliz'in tarifleri. Yemek kanalımdaki videoyu ayarladım. Yüklemiştim. Yabancı dil çevirisini, seslendirmesini işte. Ayarlamalarını yapmam gerekiyordu. Instagram'a bir tane tarif yüklemem gerekiyordu. Onları yapınca böyle vakit çok hızlı geçiyor. Yani elinizde telefon varken vakit o kadar çok hızlı geçiyor ki. Ben o yüzden bugün biraz da işlerimi yapamadım gibi oldum. Ondan sonra şimdi döneri aldı getirdi. Sağ olsun Allah razı olsun Ali Beyciğim. Ama havucumuz var, sebzemiz var. Canım da böyle dilimde de yara var. Böyle ekmeği ısıra ısıra yiyebilecek miyim diye de tedirgin oldum. Karnımı doyuramam diye. O yüzden dedim böyle şey yapayım, sulu yemek yapayım. Birçok neden var yani anlayacağınız. Cansu'cum da işte birkaç gündür Samsun'da, burada değil. Ve dün bize bir fotoğraf attı. Lütfen rica ediyorum, çok dikkat edin. Evinde minnoş yavruları olan, hayvanı olan, hayırlı yaşa kocacığım. Hayvanı olan, minnoşları olan patili dostlarım, patili arkadaşlarım. Lütfen çok dikkat edin. 5. kattan düşmeler, 4. kattan düşmeler. Bir tane fotoğraf atmış Cansu bize. Hayvan fotoğraf yani baksın içinde hayvan ama hayvan görünmüyor. Sarmışlar güzelce. Üstünde de tasması var. Ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Lütfen çok dikkat edin. Yani gerçekten çok dikkat edin. Minnoşlar çok kıymetliler. Can yani 5. kattan düşüp de nasıl hayatta kalacak zaten? Bakın biz sinekliği yaptırdık. Önüne bir tane de şey koyduk. Hani demir koyduk. Ki hani düşmesin. Bir şey olmasın. Zarar gelmesin. Şimdi Reyhanların da 2 tane kedisi var. Dün akşam onu konuştuk işte. Hatta biz onlardayken fotoğraf attı. Reyhancığım dedim. Hani Murat abi dedim. Kedinin dedim. Hani eve taşınmadan önce sinekliklerinizi yaptırın ki dedim. Minnoşlara bir şey olmasın. Yani Allah göstermesin. Düşseler sinekliğe vereceğin parayı zaten veteriner hekime vermiş olacaksın. Ve çektiğin üzüntü sıkıntı da yanına kar kalmış olacak. O yüzden ne olur dikkat edin yani. Gerçekten bir sineklik yaptırın. En azından bir sineklik yaptırın. Aleyküm selam kardeşim. Gündüz mesaj atmışsın bana. Ali Bey özel görüşme yapıyorum. İşle alakalı görüşme yapıyor. Kapatayım ben. Yemeğimi ocağa koydum. Tavuğum şöyle bir kavrulsun arkadaşlarım. Ben de evimizi süpürmeye geçeceğim. Evi de süpürmedim çünkü ekilerden çıkardığımız malzemeler ortada olduğu için evi süpüremezdim. İleri geri kaydırmam gerekecekti sürekli. Şimdi ortalıktan kalktığına göre ben hemen yatak odamızdan süpürmeye başlayayım. O sırada yemeğimiz de pişer, sonra yemeğimizi de yeriz. Kettle'a da su koydum. Azıcık da altını kısayım. Kettle'a da su koydum yemeğe kullanacağım suyu. Hemen gideyim. Şöyle patatesim, havucum da hazır arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi gidiyorum. Bir güzel evimi süpüreyim diye. Arkadaşlarım, evi süpüreceğim dedim ama ben hala sağdan soldan döküntü toplamaya devam ediyorum. Şu kilerin güzelliğine bakar mısınız?
Allah'ın bütün döküntümü topladı. Daha da toplayacak, daha böyle getirmem gereken mutfaktan çıkacak şeyler var tabii ki. Şöyle halı yıkama makinemi buraya aldım arkadaşlar. Yanına diğer süpürgemi getireceğim. Şuraya raf kestirsem mi, kestirmesem mi bilmiyorum. Çünkü kestirirsem şu süpürgeyi burada tutabilir miyim bilmiyorum. Gerçi olabilir. Daha dar bir tahta olabilir. Olabilir, durabilir. Vallahi buraya böyle şeyleri koydum. Süpürgenin aparatlarını koydum arkadaşlarım. Burada böyle bizim önceden burada ikili çekmecemiz vardı. Böyle eski gümüşlüğün altıydı. Çekmeceli olduğu için atmamıştım ben onu. Değerlendireyim, çekmecelerine bir şeyler koyarım derler, toplar demiştim. Onun içindeki bütün ıvır zıvırları buraya aldım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde yine ıvır zıvırlar var. Buraya böyle ipleri koydum. Benim televizyon sehpasının içinde bir sürü yarım elişlerim, iplerim var. Onları da düzenleyeceğim. İnşallah orayı da bir düzenleyeceğim. Konsolu da düzenleyeceğim. Buraya şeyi bile getirdim. Bakın laptop sehpasını bile getirdim. Böyle. Buralar böyle. Ali diyor ki şu merdiveni şuraya bir kanca takalım. Asalım diyor. Hani böyle devrilme gibi bir riski olmasın gibisinden. Çamaşır leğenimi oraya koydum. Hemen oradan alırım diye. Daha boş yerlerim var gördüğünüz gibi. Burası da biraz böyle ölü alan gibi oldu. Aslına bakarsanız buraya farklı şeyler düşünebilirim arkadaşlarım. Çünkü şu alan boş kaldı. Burayı ellemedim. Daha tozunu falan almadım. Kavanozları da ellemedim arkadaşlar. Buraya deterjanlarımızı koyduk öyle. Ondan sonra şuraya normal süpürgemi koyacağım. Yatay süpürgemi koyacağım. Onu kaldırmadım. Hani evi süpüreceğim diye ortalıktan kaldırmadım ama saatte ilerledi. O yüzden bilmiyorum. Dik süpürgemle bir dolanırım herhalde arkadaşlar. Yatay süpürgenin sesiyle falan, gürültüsüyle uğraşmam. Komşularımı da rahatsız etmem. Böyle çok güzel olmadı mı? Bir bakar mısınız? Nasıl güzel toparladı, nasıl derledi, toparladı. Vallahi Allah'ım isteyen herkese nasip eylesin. Gönlündekinden çok daha güzelin nasip eylesin. Rabbim kimseyi kimsenin gözüne bakıtmasın. Hiçbir şeyi, heveslüklerimizi içimizde de bırakmasın Rabbim. Amin, 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 amin ecmain diye dua edeyim arkadaşlarım. Ben şimdi burayı kapatıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Çok içime sindi. Makinemin kapağından da sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi. Hani merdiveni hiç buraya koymayı düşünmüyordum ama burada durabilir. Bir sakıncası yok. Böyle arkadaşlar gayet rahat oldu. Güzel oldu yani. Ferah oldu. Çok şükür Allah'a. Şimdiye kadar yaptırmadın diye Ali'ye kızıyorum ben de var ya. Diyorum şimdiye kadar bak yaptırmadın. Perişan ettim. Bir senedir ev yerleştiriyorum diyorum ama her şeyin de bir zamanı var. Çok şükür bugünümüze. Arkadaşlarım yemekler yendi. Meyve faslına geçildi. Acaba meyveyi kim hazırladı? Kim acaba? Kim acaba? Teşekkür ederim. Azıcık sesini kıssana. Canım benim. Afiyet olsun canım. Sağ ol. Sağ ol canım benim. Zahmet ettim. Ben yemekleri hazırladım. Ali Beyciğim meyveyi hazırladı. Biz dün akşam Reyhanlar'da olduğumuz için Reyhan da seviyor aslında. İzleyemedik. Çok böyle izleyemedik. Hadi dedik bu akşam şöyle yemek sonrası meyvemizi yerken izleyelim dedik arkadaşlarım. Cansucum da geldi odasında. Biz de şimdi meyvemizi yiyelim. Ben de biraz dinleneyim bakalım. Bebeğim annesinin aşkı bebeği, bakar mısınız teyzeleri? Kızımız baksana teyzeleri, bir görsün güzelliğini, görsün teyzeleri. Güzel arkadaşlarım, ben Bahar'ı açtım ama sonra ne oldu? Dedim ki ben videomu düzenleyeyim Ali. Saat ilerliyor dedim. Geldim videomu düzenlemeye. Saat gerçekten ilerledi. Saat şu an 1'e çeyrek var. Benim hemen gidip yatmam lazım. Bugünlük de böyle yaşadık. Bunları yaşadık arkadaşlarım. Böyle geldik karşınıza. Ali Bey koltukta uyudu içeride. Bahar dizisi oynuyor. Kendi kendine akıyor gidiyor. Ben de burada balkonda. Ya şu lokumun güzelliğine bakar mısınız? Lokum kızıma baka baka burada video düzenledim. Bir iki tane böcek girmiş. Bakın tavana. Gördünüz mü? Onları takip ediyor. Ey Allah'ım. Avcı bunlar, avcı. Neyse, umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer seviyorsanız, desteklemek istiyorsanız, kimseyi mecbur tutamam. Eğer Yeliz bacınıza, Kurul ailesine destek olmak isterseniz her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Gözlerim kapanıyor. Gidiyorum artık. Çok güzel bir güne uyanmak nasip olsun. Öptüm hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.